Evet, sevgili takipçilerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 ve 21. dönem 21-22. dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak görev yapan eski milletvekilimiz Yeni Dünya Vakfı'nda Genel Başkanı Sayın Mahmut Göksu Bey ziyaretimize geldi. Mahmut Bey Adıyaman'da özellikle 21 ve 22. çalışma döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adıyaman'ımıza birçok yatırımın gelmesine öncü olmuştur, projelerin takipçisi olmuştur. Ben yakından gazeteci olarak bunları takip ettim. Bugün AK Gazeteciler Birliği Cemiyeti'mize gelerek bizleri ziyaret etmesinden de büyük memnuniyet duydum. Mahmut Bey'e heyet adına da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. En azından izleyicilerimize de Yeni Dünya Vakfı olarak ne hizmetler yapıyorsunuz bunları bir sorarım. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Adıyaman'da tabii deprem sonrası bu 3. veya 4. girişi. Tabii Gölbaşı da bu depremden büyük zayiat aldı. Hem Gölbaşı hem Adıyaman hem işte yarın da Besni'ye gidecek. Çevre ilçeleri gezerek eski dostluklarımızı tekrar yenilemek istiyoruz. Tabii birçok sıkıntı çeken arkadaşlar var. Onlara nasıl yardımcı olabiliriz noktasında görüştüğümüzde sıkıntıları varsa ki oluyor. Bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii bir de Adıyaman bürokrasisinde bayağı bir değişiklikler oldu arkadaşlara. Hoş geldiniz dedik Adıyaman'a. Yani birçok tane bir gün geldi. Valiye başlarımızda hepsine gittik. Rektörümüz, emniyetliğimiz, müftümüz, milli eğitim ediyoruz. Dolayısıyla Adıyaman'la irtibatımızı zaten koparmıyoruz. Çünkü Adıyaman bizim ilgi alanımız, İstanbul'da okumuş olduğumuz Adıyamanlar Vakfı'yla da zaten Adıyaman'a hizmetlerine kaynetme çabası sayısındayız. Tabii siyasetin en güzel tarafı, siyasette tanıştıklarınızı dostluklara çevirebiliyorsanız, kalıcı dostluklara, çok güzel oluyor. Bizim kalıcı dostluklara çevirdiğimiz epey insan vardı. Tabii depremde kaybettiklerimiz var. Hepsine ben rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hani vakıf çalışmalarıyla da yine Adıyamanlar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı marifetiyle de Adıyamanlı gençlerimize, insanımıza yardımcı olabilmenin gayret ve çabası içerisindeyiz. Sonuçta asıl olan insana hizmettir. Siyaset de bir araçtır, amaç insandır. İnsana hizmettir. Dolayısıyla vekillik döneminde tabii Adıyaman'ın özel, çok özel projeleri takip ettik. Hayata geçmesine katkı verdik. Hamdolsun birçokları hayata geçti. Biz onlarla mutlu oluyoruz. Gittiğimiz her yerde de bu güzel projelerden dolayı dua ve ilgi aldığımızı yak yere görüyorum. Hamdolsun. Tabii o yıllarda bizi iyi takip eden gazetecilerimiz çoktu ama Beymaz da bunların başındaydı sağ olsun. Tabii bu anlamda basını ben çok önemsiyor değilim. Niye? Basın sizi göremediklerinizi, ulaşamadıklarınızı yazıyor, eksikleri söylüyordu. Tamamlıyorduk yani. Bunlar gayet güzel şeylerdi. Basınla diyalog siyasetçi için çok olmazsa olmazlardan bir tanesi. Eleştiri insanı olgunlaştırır. Eleştire kaçmamak lazım, yürümemek lazım. Bunu çok örneklerde gördüm ve çok faydasını gördüm. Dolayısıyla o günden bugüne basın dünyasında da dostlarımız var idi. Efendim. Diğerlikçe de onlarla da görüşüyoruz. Şimdi vakıf olarak da gençlere burs vermeye çalışıyoruz. Uluslararası gençler var. 60 ülkeden gelen, ülkemizde okuyan gençler var. Bunlara burs veriyoruz. Yurtlarda bunları barındırıyoruz. Bunların yarın ülkemizin gönüllü elçisi olabilmesi için Türkiye sevgisini bu çocuklarla paylaşmaya çalışıyoruz. Güler yüzümüzü, tatlı dilimizi, kucaklayıcı tavrımızı ona göstermeye çalışıyoruz ki bunlar yarın ülkelere gittiği zaman Türkiye adına güzel şeyler düşünsünler. Hem yurt faaliyetleri var, kamplar var. Mesela işte gene Ekim ayında İzmit'te hem kızlara hem erkeklere ayrı kamplar olacak. Daha önce işte İngiliz kampında değişik yerlerde yaptık. Ahlat'a gittik mesela, çok güzel. O kadim Selçuklu tarihini görebilmek, gençleri oralara gösterebilmek. Çok güzel yerler yani, gerçekten Anadolu'nun her tarafı şehit, şüheda dolu. O tarihli kişi olmak onlar da uygulandırdı biz de. Dolayısıyla gençlerimizi geleceğe hazırlayabilmek,
onlara vizyon katabilmek, onlara yerli, milli ve kendi değerlerimizle barışıp kendi mesleğinde efendim en iyi noktada gayret gösterebilen aydınlığa açık gençlerin yetişebilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar Adıyamanlılar Vakfı'ndan herhalde 26 yıldan beri burs veriyoruz. Yani 10 bini geçmiştir. Yeni Dünya Vakfı'ndan da 15 bini falan geçmiştir. Daha fazla dolmuştur. Yani burs verdiğimiz gençler var, yurtlarda kalan. Onların birçoklarının değişik yerlerde, ülkede veya uluslararası öğrencilerin değişik yerlerde görev aldığını görüyoruz, mutlu oluyoruz. Çünkü asıl olan insana hizmettir. Peygamber Aleyhisselam, insanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir. Biz de insanlığa hizmet etme yolunda yürüyoruz. Teşekkür ederiz. Yani biz de çalışmalarımızda başarılar diliyoruz. Evet.